diyor ki, sonsuzluğa giden bir yolculukta bir ağacın dibinde dinlenme mesabesindedir. Hepimizin böyle bir günü var. Rabbim o günde hepimize yardım eylesin. İmandan ayırmasın. Şahin Bilancı kardeşimiz 2009 yılında Şebin'de büyük bir teveccühle belediye başkanı seçildi. Hizmetlerinden, yaptıklarından duyulan memnuniyet dolayısıyla 2014'te tekrar göreve geldi, göreve seçildi ve 2019'da üçüncü kere belediye başkanlığı görevi kendisine Şebin Karahisar halkı tarafından tevdi edildi. O memleketini, milletini seven bir kardeşimiz. İşte bugün son yolculuğunda da bu mahşeri kalabalık onun ne kadar dostu olduğunu, ne kadar sevildiğini bir kez daha bize gösteriyor. Rabbim onu bizden çok seviyor. Onu kendi katına aldı. Aslında yakalandığı bu zalim hastalığa rağmen hiçbir zaman isyan etmedi. Hep moralini yüksek tuttu. Her şeyin Allah'tan geldiğine ilk günden iman etti ve o sükunetini muhafaza etti. Tabii hepimizin böyle bir günü var. Bu vesileyle uzaktan yakından bugün Şahin kardeşimizin cenazesine, son yolculuğuna katılmak için buraya gelen bütün kardeşlerimizden Allah razı olsun. Bütün cemaatimizin ahirete göçen yakın akrabayı talukatlarını da Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Değerli kardeşlerim, ben bu vesileyle Şebin halkının başı sağ olsun diyorum. O bizim yol arkadaşımızdı. Yol arkadaşımızı kaybettik. Bütün camiamızın başı sağ olsun. Cumhurbaşkanımızın bizatihi başsağlığını, dileklerini de bu vesileyle bir kez daha iletiyorum. Ondan bize kalan hoş bir seda. Ben izninizle kendisiyle görüştükten sonra el yazısıyla bana yazdığı kısa bir not var. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Sayın Başkanım, tedavi sürecimin ilk evresinde sizin sesinizi duymak benim için çok büyük moral kaynağı oldu. Göstermiş olduğunuz samimi ilginiz ve nezaketiniz için en kalbi şükranlarımı arz ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz. Selam ve saygılarımla Şahin Bilancı. Evet, bu bizim için en büyük hoş bir seda. Değerli Genel Başkan Yardımcımız Nurettin Can İklim, milletvekillerimiz ve bütün Giresun, Şebin Karahisar, buradaki bütün değerli yöneticilerimiz, kardeşlerimiz hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Hastalığında her an manevi olarak onunla beraber olduk ve bugün de mahşeri bir kalabalıkla onu Rabbimize uğurluyoruz. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet etsin. En başta ailesine, babasına, kardeşlerine ve eşine, çocuklarına başsağlığı diliyoruz. Sabri celil Rabbim ihsan etsin diyoruz. Ve bu duygularla bir kez daha Rabbim'den değerli kardeşimizin engin mağfiretler diliyoruz. Mekanı cennet olsun.
ruhu için El Fatiha.